Onuk Sazan'ın yapıldığı fabrikaya, atölyelere geldik. Doktor Ekber Onuk'la bugün beraber sohbet edeceğiz. Ne? Bunun motoru LS6 ama pardon. 460 beygire çıkarılmış. Bu araba 2009'da yaptığımız bir evet. araba. Bu bir süper araba kategorisinde evet. bir araba ama kimsenin isimsiz bir süper arabayı alacağını düşünmüyorduk. Onun için evet. de bu proje böyle kaldı. Yani Porsche 918'de bizden 4 ay sonra Cenevre'de benzer bir Skyline'de çıktı. Evet. Dolayısıyla biz onu taklit etmediğimizi ispat ettik. Şimdi bunun yenisi var. Yenisinin ne yazık ki çekimini müsaade edemeyeceğiz. Tamam. 650 beygir. Biliyorsun ki GT3'te 500 beygirin üstü müsaade edilmiyor. Evet. Yapalım. Bizi gezdirin lütfen. Burada evet. çünkü muhteşem arabalar görüyoruz. Duvardaki posterde gördüğünüz gibi biz Asfalt 8. Asfalt 8'e Sazan'ın gövdesinin haklarını verdik. Orada evet. kullanılsın diye. Proje miydi? Onlardan onlar mı geldi? Onlar bizi geldi buldular. Ve bize para ödüyorlar. İnanılmaz bir şey. Bize sordular ne renk olabilir diye araba. Biz evet. dedik ki kırmızı hariç her renk. Her renk. Önümüzdeki günlerde yeni Sazan'ın gövdesini onlara verme ihtimalimiz Süper. Var. Gelince STC 16 1971-72'de dizayn edildi. O gün için iyi bir arabaydı. Ayrıca STC 16 Türkiye'de seri üretim için tasarımı yapılan ve seri üretime giren ilk araba. Yani spor otomobil. Spor otomobil değil, ilk otomobil. Dolayısıyla Türkiye'nin otomotiv tarihi insanların zannettiği gibi devrimle başlamıyor. STC 16 Türkiye'deki otomobil mühendisliğinin başladığı nokta. Evet. Şu anda Ford Otosan'ın Sancaktepe'deki merkezinde 1200 mühendis çalışıyor. Evet. 1500 kişilik bir ekip. Yeni Ford çekicilerini takdim Çekici, ettiler. Çekici, evet. Biliyorum ben de. %90 yerli kaynaklı motor bir da, araba. Motor, bizim yerli üretim. Tasarım, gövde yerli tasarım, şasi yerli tasarım. Bizim STC 16 ekibiyle başladığımız 36 kişilik mühendislik ekibinin oraya kadar meyveleri. Gitmesi.